İlkokuldayken herkes gibi ben de matematiğe çalışırdım. Okulda öğrendiğimiz basit konulara vesaire. Ve bunu yaparken fark ettim ki orada benden daha büyük olan çok başka bir şey vardı. Yani bir insan çıkıp bu böyle olacak dememişti. Bu bilgi kolektif olarak ortaya çıkmış, daha doğrusu çıkarılmıştı. Bunu fark etmek beni adeta büyülemişti. Aynı zamanlarda ben e, küçük bir çocukken müzik aleti de çalıyordum. Dışarıdan gelen bütün uyaranlarla kulağımızın, beynimizin ve zihnimizin nasıl bir arada çalıştığı konusu da beni büyülüyordu. Yani bu olan benim için bu iki dünyanın doğal bir bileşimi oldu. Biraz matematik, biraz algı konusu. Bunları birleştiriyorsunuz ve renk bilimi konusunda buluşuyorsunuz. Sinema filmleri endüstrisinde çalışmaya başlamadan önce biraz iddialı işlerle uğraştım. Bunlardan bazıları saçmada diyebilirsiniz. Dağcılıkla, yüksek irtifaya tırmanışlarla ilgileniyordum. Yüksek rakımdaki bu yolculukların birinde sol gözümün retinasında bir zedelenme oldu. Retinal bir kanama oluşmuştu. Yani retinada kanama ve hasar vardı. Çok fazla ağrı yoktu ama bu süreçte görme sistemimde neler olduğunu öğrenince ben çok etkilendim. Bu pekiyi görünmüyor. Böyle olunca değişik göründü diyebiliyordum. Sağ gözümle sol gözüm arasında bir fark olduğunu net şekilde algılayabiliyordum. Ya da kafamı şöyle hareket ettirince daha önce hiç görmediğim şeyler görüyordum. Tıbbi açıdan acil bir durum olmasının yanı sıra bu olay benim için olan biten her şeyin nesnel bir analizi gibiydi. Bu arada hastanelerden falan da epey uzakta bir yerdeydik. Fakat sanırım o benim için bir dönüm noktasıydı. İnsanın görme yapısıyla ve bu yapanın neler yapabildiği ile ilgili bir şeyleri yapmak istediğimde işte o zaman karar verdim. Ana bölümüm bilgisayar sistemleri mühendisliğiydi. Mühendislik aslında belli bir konuyu derinlemesine öğrenmekten ziyade bir şeyi ne kadar hızlı öğrenebildiğinizle alakalı. Yani bu bölümün önemli kazanımlarından biri de daha önce hiç düşünmediğiniz konuları öğrenebilme yeteneğinizi ve hızlıca yaptığınız varsayımları test etmekti. O yüzden ben mühendisi birçok farklı durumda uygulanabilen araçların bir bileşimi olarak düşünüyorum. Pixar'da işe başladığımda 35 mm film hala yaygın olan dağıtım formatıydı. O zaman film makineleri kullanılıyordu. Bir tane xenon lambası vardı. Bu ışık belli bir saydamlıktan, renk saydamlığından geçebiliyor ve koca bir ekrana yansıtılıyordu. Renkli filmin arkasındaki kimya aslında sihirbazlık gibi bir şeydi. Oldukça sofistike bir konuydu ve ihtiyacımız olan malzemeleri tedarik eden çok az yer bulunabiliyordu. O yüzden bizim için filmdeki renkleri nasıl daha iyi kontrol edebileceğimiz konusu gerçekten büyük bir zorluktu. Bunun için ilk prensiplere geri döndük. Filmi çok düşük seviyelerde analiz etmeye başladık. Filmi eğerek, bükerek, esinterek yani aklınıza gelebilecek her şekilde müdahaleyle bir şey bulana kadar incelemeye çalıştık. Ta ki filmi nasıl etkileyebileceğimizi, onu bize satan insanlardan daha iyi bildiğimiz bir noktaya gelene kadar. Sanatçılarla, görüntü yönetmenleriyle, ışıklandırma yöneticileriyle, stüdyoda renklerle ilgili karar veren kişilerle ben sürekli iletişim halindeyim. Onlarla konuşup neler yaptıklarını daha iyi anlamaya çalışıyorum. Bu süreç genelde onlara o işi yapmadan 2-3 yıl önce başlıyor. Akıllarında denemek istedikleri şeye dair bir fikir oluyor. Bu belki de daha önce kimsenin görmediği bir şey olabilir. Bundan sonra benim işim gerekenleri listelemek, bunu bir iş süreci, bir platform, iş ve veya işlem listesi haline getirmek ve işe yarayacağından emin olmak. İşe başlayınca çok zamanımız olmuyor ve yaratıcı bir şey tekrarlamak için de pek zaman bulamıyoruz. İşte bu yüzden ben de sanatçılara kendilerini en iyi şekilde ifade edebilecekleri ve gerektiğinde tekrarlanabilen, gerekli olabilecek yöntemleri geliştirebiliyorum diyebiliriz. Sinema sektöründe olan gelişmeler beni epey heyecanlandırıyor. Sergileme açısından düşünürsek bugün sinemaya gittiğinizde dijital bir projektörden yansıtılan filmi izliyorsunuz. Filmlerimiz bugün bu şekilde deneyimleniyor. Fakat dijital projektörler sahneleri aydınlatmak için gelecekte kırmızı, yeşil ve mavi lazer kullanacaklar. Bunlar sayesinde spektral merkezin çok dışında bile renklerin tok ve net olması sağlanıyor. Yani insan gözünün algılayabildiği en yoğun renkleri bu lazer projektörlerle yaratmanız mümkün olacak. Ayrıca film yapımcılarımız sizlerin daha önce hiç görmediğiniz renkleri yaratabilme şansını elde edecekler. Tutku duyduğunuz her şeyin bu dünyada bir değeri vardır. İnsanlar size bu ilginç değil, bu popüler değil demeye her zaman devam edecekler. Benim hikayemde de bu matematik ve müzik için geçerliydi. Bunların halen toplumca en çok tutulan, en saygı gören uğraşlar olduklarını söyleyemeyiz. Ama bir şekilde bunu birilerine faydası dokunacak hale getirmeyi kolayca başarabilir ve bu tutkuyu dünyada fark yaratacak bir şey olarak her zaman kullanabilirsiniz.